Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size gördüğünüz gibi güzel bir yelekten bahsedeceğim. Kolay, basit bir yelek. Modelimiz de çok kolay. Bakın, 6 aydan 1 yaşa kadar daha fazla da giydirebilirsiniz. Bir yeleğimiz. Bu yeleğimizi şöyle göstermek istiyorum ben size. Tamamen tek parça halinde örebilirsiniz. O zaman dikişsiz olur. Bakın şu dikişler hiç olmaz. Tamamen şu şekilde şuradan başlayarak komple çıkabilirsiniz. Şu şekilde basit bir yelek. Ben arkasına 69 ilmeğe başladım. Şu sıralar, bakın şu sıra 18-19 sıra oluncaya kadar devam ettirdim. Ondan sonra bu 69 ilmemizin buraya gelince 7 ilme haroşa koydum. Bir ters bir düz olarak burayı 59 ilmeğe düşürdüm. Şu şekilde göstereyim. 20 dişte şu şekilde haroşa ördüm. Bu 20 diş haroşadan sonra bakın yaka kısmına 3 sıra haroşa ördüm. Bu bir ters bir düz lastikten sonra burasını koydum. Ön modelimiz ise şöyle göstermek istiyorum. Ön modelimizde burgu modelimizi kullandık. Bu burgu güzel değişik bir hava kattı. Ön döşlerimizi 46 ilme başladım. Bakın şimdi ben bu yeleğimizi anlatmaya başlayacağım. Modelimiz 3 ilmeden kuruluyor. 3 ve katlarından kuruluyor. Arka düzde tamamen haroşa örüyoruz. Modelimizi düz yüzünden kuruyoruz. Bakın şöyle anlatmak istiyorum. Ben ördüm geldim, bakın burada düz ördüm. Şu düzün üzerine 3 tane ters öreceğim. 1 2 3. Bakın 3 düz 3 ters. Burada 3 tane tersim var. Bunu düze çevireceğim. 1 2 3. Şu düz olan kısmı terse çevireceğim. Haroşaya çevireceğim yani. 3 ters 3 düz. Arkası da tamamen ters olarak haroşa olarak örülüp gidiliyor. Çok basit bir model. Yani herkesin yapabileceği. Hele de ilk örmeye başlayanlar, ilk defa öğrenenler için çok basit ve gösterişli bir yelek. Modelimiz de çok basit. Evet. Ben sıramı tamamlayayım. Bakın düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Arka sırada olduğu gibi haroşa olarak ters olarak örüp geliyorum. Ön yüzde modelimi değiştiriyorum. İlmelerimi değiştiriyorum. Evet. Evet arkadaşlar, arkadan tamamen haroşa olarak örüyorum. Bakın arkayı ördüm geldim bitirdim. Şimdi koltuk kısmını yapıyorum. Bismillah. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilme 2 4 6 7 7 ilmeden sonra bir tane düz yapıyorum. Bakın bir düz bir ters, tersi yaparken kesiyorum. Bakın bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters
bir düz, bakın bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters, bir düz. Ben burada ara ara kesiyorum ilmelerimi. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Burada 10 tane ilme keseceğim. Evet, bir ters bir düz olarak yapıyorum. Bu kenarda 7 tane ilmem kalacak. 2, 4, 6, 7. Bakın. Burası, şu kısım bir düz, bir ters, bir ters, bir düz. Şu sonda 7 ilmek kalınca şu ilmemin düz olmasını istiyorum. Bakın 2, 4, 6, 7. Bu düz. Geriye kalan bu 7 ilmeği tamamen haroşa olarak öreceğim. Bunu arkada da haroşa örüyorum. 7 ilmeği 1 2 3 4 5 6 7 8. ilmeğimde ters. Bundan sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak örgüme devam ediyorum. Ta ki 20 diş, bakın şurası 20 diş oluncaya kadar bir ters, bir düz olarak şu şekilde göstereyim. Evet, şu kısmı, roba kısmını öreceğim inşallah, Allah izin verirse. Bir ters, bir düz olmak üzere. Evet arkadaşlar, ben 20 sıramı attım. 20 sıradan sonra bakın şöyle göstermek istiyorum size. Yedi tane kenar haroşa ilmeğim var. Bu 7 ilmeği örüyorum. 7 ilmeden sonra 11 tane ilme öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 bakın 2 4 6 7 8 9 10 11 ilmeği. 11 ilmeği bundan sonrasını tamamını haroşaya çevireceğim. Yaka kısmını öreceğim. Yani şurada gördüğünüz 1 2 3 diş haroşa, 3 sıra haroşa öreceğim. Şu kenar kısımda 11 tane düz ilmem, bir ters, bir düzüm, 7 tane de şeyim olacak. Kenar ilmeği. Bakın 2 4 6 8 10 11. 3 ilme daha öreceğim. 3. Bakın bu ilmelerimi hep haroşaya çevirdim. Şimdi burayı bir ters, bir düz. Bu 11 ilmeği bir ters, bir düz olarak örüyorum. Bu bir ters bir düz ördükten sonra kenar ilmeğim olan şu kenar bant kısmındaki o 7 haroşa ilmeği de haroşa olarak, yani ters olarak örüyorum. Ben şu kısmı 3 sıra gideceğim. 4. sırada hepsini bir komple keseceğim. Arkadan da aynı şekilde kenar ilmeklerimi ters olarak örüyorum.
11 ilmeği bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak örüyorum. Yani tor olarak örüyorum. Kaç oldu şimdi? 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek. Bundan sonrasını tamamen ters olarak örüyorum. Hem ön yüzden hem arka yüzden ters olarak örüyorum. Evet. Ben bu 3 sırayı inşallah örüp geleyim. Beraber kessek. Evet arkadaşlar. Şimdi ben yaka kısmına 3 dişar aşağı attım. 7 ilme sağ kenarda 11 ilme ortada bir ters bir düz olarak aynı şekilde sol tarafta da öyle sağ tarafta da sol tarafta da yaptım tamamladım. İnşallah şimdi kesme işlemine geçeceğim. Hepsini komple bir anda kesiyorum. İkisini bir ediyorum, kesiyorum, başına tekrar atıyorum. Çok sıkı kesmeyin. Ben ters taraftan kesiyorum. Yani arka kısımdan, iç kısımdan kesiyorum. Çok gevşek de kesmeyin. Normal olsun. Zaten lastik olduğu için topluyor. Evet arkadaşlar, ben kesimi işlemimi tamamladım. Bakın yeleğimiz bu şekilde oldu. İnşallah çok cici güzel bir yelek olacak. Diğer ikinci videoda önlerini yapacağım. Allah izin verirse ön yapım şeklini göstereceğim sizlere. Diğer videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun diyorum. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kolay kız çocuğu bebek yeleğini, kız bebek yeleğini anlatmaya size devam ediyorum. Bakın ben yeleğimin ön kısmını bitirdim. Ön kısmı bir tanesini, sadece bir tanesini bitirdim. Diğerini inşallah beraber çalışacağız. 5 diş haroşa ördüm. 46 ilmeyle başladım. 46 ilme, 5 diş haroşa. Bakın şu koltuk kısmına 15 ilme koydum. 15 ilme 3 ters 3 düz 3 ters 3 düz olmak üzere. Bakın 3 6 9 12 15. 15 tane ilme, bir tane ters haroşa, 13 tane düz yaptım. Şöyle tekrar anlatayım. 46 ilmeyle 3,5 numara şiş kullandım. Orta kalınlıkta bir ip ve 15 ilme şu koltuk kısmına 15 ilme 3'er ilmeyle 3 3 5 defa 3 3 ters 3 düz 3 ters 3 düz 3 ters 3 düz olarak bir tane şu arada şurayı ayırt eden bir tane ters ilmemiz var. Bakın arkadan şöyle göstereyim size. Şu arkadan düz olarak gidiyor. Önden ters olarak gidiyor. Bakın. Önden ilmelerimizi değiştiriyoruz. Arkadan tamamen haroşa olarak örüyoruz. 13 tane şu düz ilmemizi attık. 13 ilmeden sonra bir tane ters. Şurada 9 tane. Bakın. 3 düz 3 ters 3 düz 7 tane de kenar ilmeği koyduk.
7 adet de kenar ilmeği koyduk. Şimdi ikinci döşümüzü, ön parçamızı ben sizinle birlikte çalışmak istiyorum. Başlayayım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın, burada modelimizi korken modelimiz ön yüzde kuruluyor. Koltuk kısmından başlamıştım. 15 tane ilmeği koltuk kısmına ayırt etmiş, ona göre kurmuştum. Şimdi ise ön kısımdan 7 tane haroşa bant kısmını öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın, 2, 4, 6, 7 tane. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane de ters öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar 3 tane düz. 1, 2, 3. Bakın şu 7 ilmeden sonra 3, 6, 9. 9 tane ilmemizi, 9 ilmemizi ördük. Bir tane ters örüyorum. Bakın, bir tane ters, 13 tane düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu 13 ilmenin 6'sı sağ tarafa bükülecek, 6'sı da sol tarafa bükülecek, 12 ilme. Bir de ortada düz gidecek, 13 tane ilme olacak. Bir tane ters örüyorum. Bakın, o 13 ilmeden sonra bir tane ters örüyorum. Ve 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane ters. 2, 3. Tekrar 3 tane düz. 1, 2, 3. Tekrar 3 tane ters. 1, 2, 3. 3 tersten sonra 3 tane de düz. 1, 2, 3. Arka sırayı, arka kısmını tersi ters, düzü düz, tersi ters derken sadece 2 tane ilmemiz var. Düz olarak öreceğimiz o ayırdı, bükmeleri ayırt eden 2 tane ilmemiz var. Onun haricindeki tamamen haroşa olarak, yani ters olarak örüyoruz. Bakın, ters olarak örüyoruz. Kaç tane ördüm? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 ilmeden sonra bir tane düz örüyorum. Bakın, burada 13 tane ters olacak. Ortada 13 tane tersim olacak. Evet. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şu 14. ilmeği düz olarak öreceğim. Bakın, geri kalan kısmının tamamını haroşa olarak öreceğim. Evet, haroşa olarak örüyorum. Evet. Şimdi buradan hemen 7 tane ilmemizi aynı şekilde haroşa örüyorum. Bakın, 2, 4, 5, 6, 7. Burada 3 tane düzümüz vardı. 1, 2, 3. Tabanı kurarken 3 tane düz örmüştüm. Bu 3 tane düzü ters olarak, haroşa olarak öreceğim. 3 tane haroşayı düze çevireceğim. Bakın, 1, 2, 3. Tekrar geri o 3 düzü haroşa olarak öreceğim. 3, bir tane tersim vardı, onu da tekrar geri haroşa örüyorum. 13 tane düzümü örüyorum. Arka sırayı da aynı şekilde örüp geleceğim. Evet, ben 6 sıra ördüm. Bakın, 6 sıra burada düzüm oldu. Şu şekilde göstereyim. 2, 4, tam 6 sıra oldu.
altıncı sırada ilk bükmemi yapıyorum. Sağdan bakın 3 ilmeği bırakıyorum. 3 ilmeği bırakıp ikinci 3 ilmeği sağ şişime geçirip arkadan 3 tane ilmeği çıkartıyorum. 1 2 ve 3. ilmeği tekrar geri şişime takıyorum. Bak çıkarttığım ilmeler. 1 2 3. Bu 3 ilmeği tekrar örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Şu ortadaki bir ilmeği düz olarak örüyorum. Bakın. Tekrar şu kalan 6 ilmenin şişimi arkadan son 3 tane olan şişimi bakın 1 2 3 tane ilme var. Bu ilmeği arkadan şişime takıyorum. Bakın dikkat ediyoruz. Alttaki alttan almıyoruz ilmeleri normal şişin altından dikkat ederek sağdaki şişime geçiriyorum. Bakın. Sağdaki şişime geçirdim. Diğer 3 ilmeği şişimden boşaltıyorum. Bakın. Boşalttım. Tekrar geri sol şişime geçiriyorum. Evet. Bu tarafı sol tarafı sol tarafa büktüm. Sağ tarafı sağ tarafa. Bakın burayı sağ tarafa, bu tarafı sol tarafa büktüm. Tekrar şimdi bu 3 ilmeği örüyorum. Düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6. Bu yanındaki ters giden şu haroşayı haroş olarak örüyorum. Şimdi bu düz yüzde ilmelerimizi değiştiriyoruz. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Bakın 1 2 3 tane ters. Bir önceki sıra düz örmüştüm. Bu sıra ters örüyorum. Bakın ters olana da düz öreceğim. 1 2 3 tane düz ördüm. 3 tane ters örüyorum. Ters örüyorum. Arka kısımda ise tamamen haroşa örüp o iki düz ilmemiz hariç bakın 1 2 3 tane düz 1 2 3 tane ters arkası tamamen düz olarak örülüp haroşa olarak örülüp tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar örgüme devam ediyorum. Şu anda bakın şöyle kolay bir yolunu göstereceğim size. Bu bükmelerimi yaparken şurada 6 sırada yapmıştım. Burada da 2 4 6 sırada yine yapıyorum. Bakın şöyle yapıyorum. Bu sırada bükmüştüm. Şu bükmelerimi bakın şu haroşa kısmında bükmüştüm. Bir ikinci haroşa kısmında tam 2 taneyi üçüncüde tekrar yeniden büküyorum bakın. Her üçte bir büküyorum. Yani her altı sırada bir büküyorum. Şu şekilde altı ilmemi o bir haroşayı ördükten sonra altı ilmeği bakın üç tanesini arkaya alıyorum. Çıkartıyorum. Sol şişime geçiriyorum. Tekrar o sağdaki şişteki 3 ilmeği geri sol şişe aktarıyorum. Ve tekrar düz olarak örüyorum. Bu 6 ilmeği bu şekilde ördükten sonra ortadaki ilmemizi düz olarak örüyorum. Bakın düz olarak ördüm. Şimdi buradaki bu 6 ilmenin ilk 3 imlesini şu 3 ilmeği önüme alıyorum. Sağdaki şişimi arkadan şöyle geçiriyorum. Bakın alttaki ilmeğe dokunmamak için dikkat ediyorum. 1 2 3. Bu 3 ilmeği şu şekilde şişime geçiriyorum. 3 ilmeği şişe geçirdikten sonra bakın 2 3. Bu 3 ilmeği bırakıyorum. Evet.
tekrar geri bu 3 ilmeği bakın şu şekilde. Ben aparat kullanmıyorum. Böyle daha pratik geliyor bana. Siz aparat da kullanabilirsiniz. Evet. Bunları taktıktan sonra tek tek örüyorum. İlk 6 ilmeği sağ tarafa büküyorum. Bir tane ilmeği, ortadaki ilmeği düz örüyorum. Diğer öbür tarafta kalan o 6 ilmeği de sol tarafa büküyorum. Tekrar o bir aradaki haroşayı örüp bakın ilmelerimi tekrar düzün üstüne ters, tersin üstüne de düz olarak devam ediyorum. Bunu ne kadar devam edeceğim? Ben size şöyle anlatayım. 16 sıra oluncaya kadar öreceğim Allah izin verirse. Şurada 16 sıra olunca bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane haroşa atmışım. 13, 16 olunca bir tane ilik eve açacağım. Burada ilik eve açıyorum. Şurada bakın o ilk ilik evini açtıktan sonra 12 sırada bir ilik ev açacağım. 3 tane ilik evim olsun istiyorum. Şurayı 19 tane bakın şu şekilde sayıyorum. İlk kurduğum şu haroşalardan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 bakın 18. Şura kaç? Şöyle sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 oluncaya kadar bakın 18 oluncaya kadar örüyorum. Ondan sonra bu 18 ilmeği 46 tane ilmeği 25 ilmeğe düşürüyorum. Hep çift alarak ikisini bir alarak kesiyorum. 7 ilme burada, 7 ilme burada, 11 tane 14 tane ilmem oldu. 11 ilmeği de bir ters bir düz bir ters bir düz velhasılı 25 ilmeğe düşürdüm. Bu 25 ilmemi 23 sıra haroşa olarak ördüm bakın. Şu şekilde 3 düğmeli güzel cici bir yeleğim olacak. İnşallah şimdi ilik evine tekrar geldiğim zaman tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben ilik evimizi açtım. Şu şekilde göstereyim. İlk ilik evimizi açtım. 16-17. Sırada ilik evimizi açtım. Her 12 sırada bir 3 tane ilik evi açacağım. Şurada gösterdiğim gibi 18 oluncaya kadar olunca tekrar inşallah göstereceğim size. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeleğimi örmeye devam ediyorum. Son parçadayım bakın. Şöyle göstermek istiyorum size. Şimdi bu sıramda hep çift çift keserek bu 46 olan ilmeğimizi 25 ilmeğe düşüreceğim. 2 ikisini bir ediyorum. Kesiyorum. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7 ilmeği kenar bandı olarak şuradaki kenar bandını 7 ilme, diğer kısmını bir ters bir düze çeviriyorum. Bakın şu 7 ilmeden sonra ilk ilmemin düz olmasını istiyorum. Hemen düze çevirdim. Bak ikisini bir keserek 2, 4, 6, 7 ilme ters, bir tane düz, bir tane ters, tekrar bir tane daha düz. Bu düzü ikisini bir ederek kesiyorum ki 25 ilmeğe düşüreceğim ilmelerimi.
Sonda 7 tane ilmem kalacak. 7 ilme kenar bandı olacak. Kol için kenar bandı olacak. Ve orayı 23 sıra götüreceğim. Şöyle hesaplayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmem kaldı. Şurada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Burada bir tanesini ters örmüştüm. Bakın. Şöyle diyorum. Bir tane düz. Ters ördüm, bir tane düz örüyorum, bir tane düz ördüm. Şöyle ayarlayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 20, 22, 24, 25. Evet, 25. Şu ilmemizin düz olmasını istiyorum. Burayı şöyle bir tane ters, bir tane düz yapıyorum. Diğer kısımları ters öreceğim. Bak. Şöyle ayarlayayım. Evet arkadaşlar, çift çift keserek ben ilmelerimi ayarladım. Şimdi kenarlarda 7'şer ilme koydum. 2, 4, 6, 7 ilme bakın. Ondan sonrasını bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz olmak üzere. Evet, 2, 4, 6, 7. Şu 46 ilmeği, şu modelimiz bittikten sonra 46 ilmeği 25 ilmeğe düşürdüm. Bu 25 ilmeği (2, 4, 6, 7) evet. Ben şimdi 23 sıra, 23 diş haroşa öreceğim. 3 tane ilik evi açtım. 3 tane düğmem olacak. İnşallah beraber dikip beraber elim tersi bir ters düze alıştığı için şu kenardaki ilmeleri de bir ters bir düz yaptım. Evet. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Şimdi ben arkadaşlar bu 23 sırayı atayım Allah izin verirse. Ondan sonra beraber geriye kalan kısımlarını birlikte örelim inşallah. 2, 4, 6, 8, evet. Evet arkadaşlar, ben yeleğimi ördüm. 23 diş haroşaya attım. Bakın, şurayı tamamladım, kol kısmını. Şimdi inşallah dikeceğim bunu. Birlikte dikelim Allah izin verirse. Şu şekilde tutuyorum. Bakın, tam denk getiriyorum şu kısımlarını.
Yavaşlıyorum. Başlıyorum. Çapraz zama dikiyorum bakın. Evet arkadaşlar. Ben sol döşünü diktim, ön kısmını. Şimdi diğer kısmını dikeceğim. Bakın şu iyi yüzüne denk getiriyorum. Şu bir ters bir düzlerimiz de denk getiriyorum. Bakın tam denk gelmesini istiyorum şu şekilde. İkisinin de tam buradan başlıyorum bak şu şekilde. Bu şekilde dikeceğim. Evet arkadaşlar, yeleğimizi diktim ben. Şu şekilde oldu yeleğimiz. İliklerini de açtım. Diliklerini de diktim, düğmelerini. Şekilde cici güzel bir yeleğimiz oldu. Çok kolay basit bir yelek. Bu yeleğimizi tek parça halinde de örebilirsiniz. Çok kolay bir yelek. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.